Demir hassas adam. Kinalığa bakmıyorlar. Adam orada. Kinar bu dalında uğraşıyor. Küçük yavru. Senin annelerim şu anda. Çay topluyorum. Şöyle topladım. Şuraları aldım oraya kadar öyle. Gösterelim. 1,5 bez. Yani 2 bez demek. 100 kilo bir şey topladım. Şöyle gösterelim. Hava dumanlı bugün. Herhalde yağmur yağıyor şu anda. Serin bir hava var bugün. Nem de çok var. Yandaki komşum da topladı gitti. Mine Hanım. Çay satmaya indi. O da bana bize gelmiş ama yoktu. Verecektik. Şöyle gösterelim. Buradan ta o tepelere kadar çay toplanacak. Toplanmış yer belli. Gösterelim size. Şöyle bir çekim yapalım sizlerle. Çayı faydalarını paylaşmak üzereyim. Burada da Demir Hassası bir amca var. Kendisi hadi. Allah ıslah etsin. Ne oğlu ne gelini parasını alıyor. Yiyorlar zavallı. Arada derede geziyor. Günahlı. 2 sene önce eşi vefat etti. Zavallara da kaldı. Sözde bakıyor oğlundan gelini. Torunlar. Zavallı arada geziyor. Bahçede, bağda. Kendi başına konuşup geziyor zavallı. Günahlı. Hadi amca. Çok iyi insandı ama. Azemir hastası oldu. Şöyle gösterelim de. Hep oturmuş. Bir kesin diye bekledik. Yine ot çıkmış. Şöyle temizliyormuş şu otları. Temizlemedik mi? Alım da alınmıyor. Ot yaprak olmayacak bu çayda. Sayın abonelerim, çay içinde ot, yaprak, yabancı bitki olmayacak. Şöyle yapraklar falan olmayacak. Şunlar temizlenecek. Adet çay olacak. Sayın abonelerim. Şöyle gösterelim. Şöyle. Temiz oluyor şöyle. Çay tertemiz oldu. Şu anda tatlıydı. Şöyle otla kenara alalım. Sayın abonelerim şimdi çay faydalarını paylaşmak istiyorum şu anda. Ben 57 kilo bir bayanım. 90 kiloydum. 57 kilo oldum. Bayağı kiloluydum. Yürümekte bile güçlük çekiyordum. Çok güçlük çekiyordum. 90 kiloydum. 100 kiloya yakın bir şeydim yani. Aşırı kilom vardı. Araştırdım. Öyle yaptım, böyle yaptım. Bitkisel çayları ben çok araştırıyorum, içiyorum. Araştırdım. Aşırı araştırdım. Baktım. Kilo vermek için pilates yaptım. Egzersiz yaptım. Öyle yaptım, böyle yaptım. Verdim ama o kadar veremedim. Yine kilom var. 90, 80 o aralarda. Bayağı kilom vardı. Şöyle gösterelim size. Şu çay. Şu şekil koparıyorum. Bundan bir demet götürüyorum. Kolumu sinek ısırdı, pardon. Şu şekil topluyorum. Bundan bir demet götürüyorum. Bunu buzdolabını içindeki raflara, buzluğa değil sayın abonelerim, lafı, refreziyere değil, buzluk olan derin dondurucuya değil. Şöyle gösterelim. Bu rafı açıyorsun, alt kapağı rafta. Yemek saklama kaplarında kapaltık falan koyduğunuz yerlere bir tanesini üst taraf mesela ya orta tarafta temizce sileceksiniz. Şöyle bir demet dizeceksiniz bunu. Bir haftaya bu kendisi kuruyor.
normal çaya dönüyor. Siyahlaşmıyor. Yemyeşil şu şekilde kuruyor. Ha bu kadarcık böyle. Şu kadarcık bir tanesini alıyorsun. Bardağı içine atıyorsun. Yeşil çay oluyor. Kilo vermeye, toksiyatlamaya, soğuk altına, kriba, enfeksiyona, boğaz ağrısına, kulak çınlamasına her şeye yarıyor yani. Yani yok yok şifa bitkisi bu. Şu anda ben üçüncü çayda şu anda buradan götüreceğim şöyle. Şöyle gösterelim size. En az bugün götüreceğim en az böyle bir kilo tane şu şekil makasla temizinden alacağım. Götüreceğim çayımı. Rafıma düzeceğim. Sadece bez mezle olmaya gerek yok. Sadece rafı camının üzerine düzün. Güzelce dolabı rafına düzün. Buzdolabı kendi kendine kurutuyor. Yemyeşil uhalarsın çay. Uhalamadan da içebilirsin. Demetinden bağlarsın. Uhalamadan da içebilirsin. Çok süper yeşil çay oluyor. Kış boyu ben hep içiyorum. Hiç de grip falan olmuyorum. Limon sıkı bitiyorum, normal içiyorum. Ne bileyim karanfil atıp içiyorum. Tadı da güzel. Aromalı oluyor, çok süper oluyor. Sayın abonelerim, yeşil çay hem kilo verdiriyor. Bak, kollarımı görün sayın abonelerim. Kilom bilmem yok. 59 kiloyum ben. 90 kilodan 59'a düştüm. Sabahlar bir bardak içseniz yeter. Kahvaltıda bir bardak için. 4-9 kilo verdiriyor, insanı inceltiyor, göbek eritiyor. Yani her şeyi yani dermanıdır. Ben çünkü denedim, sizler de faydalanın diye paylaşayım diye çekim yapıyorum şu anda. Her şeye yarıyor. Malum, Eylül'e girdik. Enfeksiyon her tarafta kol geziyor. Grip, soğuk algınlığı. Bu soğuk algınlığına da grip de her şey 4-4. Enflasyon, boğaz ağrısı, her sıkıntıya yarıyor. Şekere, tansiyona, normala döndürüyor. Kan dolaşımını hızlaştırıyor. Ne bileyim göze, beyni, her şeye faydası var sayın abonelerim. Ben kullanıyorum. Saçları tazeliyor, yıkayınca bunu ıslattığı da suyunla saçları 10 dakika saçlarını beklet durula, saçları bile uzatıyor. Yani her şeye yarıyor, derman mı derman. Sizlerine de paylaşıyorum. Hayırlısından sizler de içerseniz faydasını da görürsünüz. Kilolu insan olmaz. Ama bilmediğimiz için kilo alabiliyoruz. Ben de kiloluydum. Aşırı kilom da vardı. 90 kilo ne demek? 100 kiloya bir şey kalmamıştı. 10 kilom yoktu. 100 kilo olam. Gezemiyordum. Elbiseye sığamıyordum. Şu anda ipincecik bir insan oldum. İstediğim yere de yürüyorum. İstediğim yerde de gezebiliyorum. Astım hastasıyım. Kıpırdayamıyordum kilomdan dolayı. Araştırdım, içtim. Bir ayda ben 50 kiloya indim. İnanır mısınız? 50 kiloya indim bir ayda. Ara verdim bir ay sonra. 59 kilo geri normala döndüm. Ama 3 yıldır ara ara içiyorum. Birinci sezonda bir hafta içiyorum. İkinci sezonda bir hafta içiyorum. Üçüncü sezonda bir hafta içiyorum. Fazla yok. Çay taze götürüyorum. Rafa koyuyorum. Şöyle büyüklerinden götürüyorum. Rafa koyuyorum. Rafta kuruyorum. Bir hafta içiyorum sabahlar bir fincan çay. Abi iki tane, üç tane de olsa yeter şu kadarcık. Fazla da olmasın şu kadarcık. Sizler de deneyin, faydasını görün. Herkese şifa olsun. Herkese iyi günler diliyorum. Aşkım oluyor şu anda ben de çayımı satmak üzereyim. Pres topluyum sayın abonelerim. Şu anda yağmur geliyor tepeden. Alım kapanır. Şu anda çayımı vermek üzereyim. Biraz daha toplayıp evime ineceğim. Saat 2:30 falan geliyor. Yağmur da geldi. Bir an önce ben de yavaş yavaş yola çıkalım. Anca giderim sayın abonelerim. Sizlere bay bay. Allah'a emanet olun. Aşkıma görüşmek üzere. İnşallah şifasını görürsünüz. Yeşil çay. Aktarlarda da satılıyor. Normal kendinizde Karadeniz bölgesinde, Ordu tarafında her yerde Artvin'de bulunur. İstanbul'daki kardeşlerim için de söylüyorum. Artvin'de Hısım Ahrabası, Karadeniz'de, Giresun'da, Rize'de her tarafta var yani bir yeşil çay. Kendi Hısım Ahrabası olan aynı benim yaptığım o şekilde yaptırsın.
İstanbul'da, Ankara'da olan hısım arabasına gönderebilir. Kilo da önemli değil. Sağlık için, şifa için, her şey için. Korona'da ben bol bol içtim. Allah korusun, korona morona olmadım. Allah herkese şifa versin. Ne grip oldum, ne korona oldum. Ateş düşürüyor. Her şeye, baş ağrısına, diş ağrısına, her şeye yarıyor. Yeşilçe. Şu şekil demet ile kesiyorum. Su vurmadan götürüyorum, dolaba koyuyorum. Dolap da kendi kendine kuruyor. Buzdolabını şöyle şöyle seriyorum rafına. Kuruyor. Ondan sonra paketliyorum, içiyorum. Sizlere iyi günler sayın abonelerim.